Bu arada bir transfer gelişmesi var. Tete resmen Galatasaray'da sevgili seyirciler. Oyuncuyla sarı kırmızılı kulüp arasında 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hayırlı olsun diyelim Galatasaray camiasına. Çok kısa konuklarımızın da yorumlarını almak istiyorum. Fenerbahçe-Maribor maçında ve Adana Demirspor-Osijek mücadelelerinde henüz bir aksiyon yok. Oldukça zaten odaklanacağız. Hocam buyurun. Tete ile ilgili. Tete. Yani bu şeyden biliyoruz onu. Şakter'den biliyoruz. O koridoru, o kanalda neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Dripting hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. Oradaki başarılı performansı onu bu taraflara kadar getirdi. Bakalım bu tarafa geldiği zaman ne yapacak? Çünkü oyun anlayışları çok farklı. Bütün ülkelerin oyun anlayışları farklı oluyor ama Galatasaray'da da çok iyi oturmuş bir kadro ve çok üst seviyedeki oyuncular var. Yani ben şöyle söyleyeyim, belki bazı oyuncular var, üst seviyeden 35 milyon falan bahsediyoruz, Zaniolo falan, ama bunda bu takım oyunu biraz da. Takım oyuna evet. Yatkın bir oyuncu. Bence çok faydalı işler göstereceğini umuyorum ben. Hocam, bu oyuncunun gelişi, Zaniolo'nun gidişi noktasında... Orada Adana'da bir gol attı. Demirspor'da Svensson'u sevinirken görüyorum. 3. dakika Adana Demirspor Osijek karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı sevgili seyirciler. Maçın henüz başında temsilcimiz öne geçti. Ben golü göremedim. Ben de göremedim. Gördüğüm anda anlatacağım. Burak Kural. Yakaladım golü. Yakaladı golü. Bizi de bilgilendirdi. O bizi dinlemiyordu. Oraya bakıyordu. Doğrusu yaptı. Mantıklı olan o. Sol kanattan gelişen Demirspor akınında orta geliyor ceza alanına. Savunmadan sekiyor top. Sonrasında Svensson yaklaşık 25 metreden topun gelişine sol ayağıyla çok sert vuruyor kalecinin soluna doğru. Nefis bir gol. Ters ayakta bundan daha güzel bir gol olmaz yani. Olmaz, evet. İnanılmaz. Nasıl yorumlarsın? Müthiş bir gol. Çok önemli bir başlangıç. Yani Osijek takımına, hani ben daha hakim değilim açıkçası bu seneki haline. Ama nereden bakarsanız bakın, Hırvat. Ufak ufak başla işte. Moldova Ligi, Litvanya Ligi değil mi rakiplerimiz? Yüksek yani. Hırvatistan Ligi de amşan bir lig değil ama diğerlerine göre çok daha farklı bir lig ve yetiştirici bir lig. Önemli oyuncuları var. Bu arada Demirspor Hırvatistan Ligi'nde mücadele etse o ligi ikincilikte bitirir. Onu da söyleyeyim. Yani Dinamo Zagreb'e geçemez ama Osijek'ten daha iyi takım olduğunu söyleyebilirim. Yani, zaten bütçeleri de aynı değil. Yani. Oralardaki paraları az çok biliyorsun. Bunlar daha çok yetiştirici oyuncular. Işte. Hocam Osijek bir ara yatırım yaptı. Bunlar 3 sene önce, 3-4 sene önce özellikle. Eskiden de çok iyiydi bunlar. Daha geçmişte çok de geçmişte ilerdi. Mükemmel bir oyuncu. 3-4 sene önce bir Macar bir iş adamı satın aldı Osijek'i. Hatta Macaristan Başbakanı'nın çok yakın arkadaşıydı. Gölge Başkan diyorlardı yani. Macaristan Başbakanı'nın takımı olarak anılıyordu Osijek. Oraya bir para aktı. Biraz kadrolar kuruldu, transferler yapıldı. Bielitsa takımın başına getirildi ama ciddi avantajla gidilen bir şampiyonluk yarışında Dinamo Zagreb'e kaybedildi. Sonrasında biraz oyuncu sattılar, biraz yatırımcı geri çekildi. Evet, daha az yatırım yapıyorlar. Zagreb oradan da hep oyuncu alıyor. Dikkat et. Zagreb genelde Lokomotiva'dan alır. Biri ama Osijek'ten de alır. Osijek'ten de, iki taraftan da. Orada daha evvel de, orada ama Hırvat Ligi'nde de her dönem bir yıldız takım vardı. Rijeka vardı bir ara. Rijeka, evet. Tabii Rijeka vardı. Tabii orada da bir sürü... Osijek işte 2-3 sene önce, 5 sene öncenin Rijeka'sı gibiydi. Ya bir de orada çok güzel akıcı futbol oynanıyor. Gerçekten yetiştirici. Orada oyunu öğrenirsin. Anlatabiliyor muyum? Yetiştirirsin. Çünkü adamların derdi böyle para yatırmak değil, alıp satmak. Hatırlar mısın? Eduardo ve Modric beraber Arsenal'e gitmedi mi yani? Tabii. Yani dolayısıyla çok önemli. Tottenham'a gittiler. Sonrasında baktığımızda buraya bu tip takıma karşı oynamak kritik. Ne olursa olsun Hırvatistan Ligi takımı ve bu takıma karşı da 3. dakikada gol bulmak çok ciddi bir motivasyonel unsur diye düşünüyorum. Eduardo Arsenal'e, Modric Tottenham'a. Tam anlamıyla düzeltmiş olalım. Dolayısıyla o ikili oradan çıkmıştı. Evet. Zaten Zagreb'in altından kendi altyapısından çıkardığı oyuncuları da çok net bir şekilde biliyoruz. Onun önce de Hajduk Split herhalde. O da çok etkiliydi. Hajduk büyük takımdır. Evet, o da önemli bir takım. Demirspor bu arada yine çok etkili geldi. Sağ kanattan Yusuf Sarı içeri kat etti. Sol ayağıyla vurdu. Top dışarıda. Açıkçası benim bu eşleşmeye dair zaten çok iyi hislerim vardı. Bu maça dair de o hislerim katlanarak artıyor. Demirspor Osijek'i bayağı bir sıkıştıracak. Fenerbahçe-Maribor mücadelesinde çok büyük bir aksiyon yok. Tete ile alakalı çok konuşamadık. Demirspor'un golü araya girdi ama kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler şimdi. Dönüşte hem Galatasaray'ın
TT transferini konuşacağız. Beşiktaş, Adana Demirspor, Fenerbahçe maçlarına dair de değerlendirmelerimiz olacak. Beşiktaş'ın ikinci yarıda biraz daha şu an kendi alanında beklediğini söyleyelim. Ama rahat gidiyor her şey. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Adana Demirspor Osijek karşısında farkı ikiye çıkardı sevgili seyirciler. Belanda, Şerif Endiaye ve Yusuf Sarı'nın paslaşması sonrasında fark ikiye çıktı. Beşiktaş ise şimdi Muleka ile üçüncü gol şansını değerlendiremedi. Muleka kaleci kalesini terk etmişti. Topun dibine girdi Muleka. İki oyuncu vardı Nefçi'den kaleye doğru koşan, kaleyi kapatmaya çalışan ama çerçeveyi tutturamadı Muleka. Biraz daha soğukkanlı kalsa burada golü de yapabilirdi açıkçası. Belki yapması da gerekirdi. Kaleci kalesini çok yanlış bir kararla terk etti. Seken topu alan Muleka topun dibine girdi. Kötü bir vuruş. Top dışarıda, üçüncü gol şansını kullanamadık. Fenerbahçe'nin de az önce İrfan Can'ın sağ kanattan gönderdiği topta Dzeko kontrol üstü vuruşu yaptı. Kaleciye takıldı ki Fenerbahçe'nin yakaladığı en net fırsattı bu. Hocam nasıl başladı sizce Fenerbahçe? Vallahi şimdi biz daha farklı bir şey bekliyorduk ama Fenerbahçe'nin orta sahadaki o esas bildiğimiz klasik üstünlüğü yok. O da belki de oyuncu tercihlerinden olabilir. Çünkü öndekiler fazla gelmeyeceği belli. Orada kalacaklar, rakip orada tutacaklar ama rakip de Maribor da çabuk çıkıyor ve ayağı paslarla çıkan, driptingi olan bir oyuncular. Biz Fenerbahçe'de daha farklı yüklemeleri bekliyorduk. Yani oyunu oraya sıkıştırıp rakibi orada tutacak ama görünüş o şekilde olmadı. Beşiktaş 3 yaptı. Beşiktaş 3. golü buldu sevgili seyirciler. 62. dakikada eğer yanlış görmediysem Salih Uçan golü atan oyuncu. Beşiktaş çok çok rahat zaten Nefçi karşısında. Maçın başında Beşiktaş zaten bu güveni bize fazlasıyla veriyordu. Ve aynı şekilde ikinci devrede de devam ediyor siyah beyazlı temsilcimiz. Beşiktaş Nefçi karşısında iyice rahatladı. Artık evdeki maç ülke puanı zorunluluğu hesabını bir kenara bırakacak olursak bir formaliteye dönecek ama evde de Beşiktaş yine rakibine üstünlük kuracaktır. Baskı sonrasında siyah beyazlar topu kazanıyor. Çok doğru bir top baskı. Kaybı. Devamında çok kötü bir pas Nefçili oyuncudan takım arkadaşına. Araya girdi Salih. Salih'in vuruşunda topu ağlarda golü atarken de hiç zorlanmadı Salih Uçan. Çok rahat bir vuruş. Savunmanın hatasında cezayı kestik. Burak Kural. Çok doğru önde baskı. Rakibi hataya sevk etti. Doğru takip eden Salih Uçan da kariyerinin herhalde en kolay 3 golünden birine imza attı. Ama takım oyunu, altını çizmiştik. Yani Beşiktaş, tamam rakip çok çok iyi bir takım değil ama çok doğru oynuyor. Yani Tiran'ın deplasmanını da çok doğru oynadı takım. Skor bağımsız konuşuyorum. Bugün de çok doğru oynuyor. Doğruları yaptığınızda zaten bir şekilde sonuç geliyor. Bugünkü sonuç lig öncesi çok ciddi derecede sizi keyiflendiren, morallendiren, psikolojinizi çok daha üste çıkaran bir oyun ve sonuç. Bu anlamda son derece değerli. Fenerbahçe'yi sormuştun gol öncesinde. Evet. Fenerbahçe evet çok istediğimiz gibi, tahmin ettiğimiz gibi de başlayamadı. Şu ana kadar senin az önce anlatmış olduğun pozisyon, Dzeko'nun pozisyonu haricinde Fenerbahçe'nin herhangi bir pozisyonu yok. Hocam Fenerbahçe maçıyla alakalı düşünceniz ne? Vallahi biraz evvel söyledim yani bizim o beklediğimiz rakibi sıkıştıracak, orada hapsedecek bir Fenerbahçe göremedik. Bunun ana etkeni biraz evvel de söyledim. Orta saha. Orta sahada güçlü değiller. Onlar daha güçlüler. Daha çabuk top yapıyorlar ve çıkıyorlar. Burada ana etkenler ne? 3 tane aşağı yukarı çok fazla önde kalan ve orayı rakibi hapsetmek düşüncesinde olan oyuncularla kurgulursunuz. Bunlar da çok fazla gelen oyuncular değil ki öyle olmadılar hiç. Siz onlara topu getireceksiniz. Şu anda oraya getiremiyorlar. Rakip de dikkat edersen